Görmüş müydünüz acaba? Önlemler açısından söyleyeyim Deniz Bey. Gerçekten bütün İstanbul'u ablukaya alan, neredeyse fiili bir olağanüstü hal uygulaması gibi bir tablo vardı. Uzun dönemdir görmediğimiz ölçekte güvenlik önlemleri alınmıştı gerçekten. Bütün İstanbul'u neredeyse kapsamına alan. Hani geçmiş yıllarla kıyaslarsak bana daha çok 2008'i hatırlattı. Bütün o süreçleri çünkü birlikte yaşadık. Özellikle 2008 yılında çok geniş bir önlem alınmıştı. Sokağa çıkmak neredeyse imkansız hale getirilmişti bütün İstanbul'da ve biz geceden disk binasındaydık 2008'de. Sabah saat 5.30 gibi düşünün ki bir konfederasyon binasına gaz bombaları yağdırılmaya başlandı ve binanın kapısına bile çıkamaz hale getirilmiştik. Yani önlemlerin büyüklüğü, genişliği açısından bana biraz 2008'i hatırlattı bugünkü durum. Gerçekten bütün İstanbul'da çok ciddi bir baskı vardı. O atmosferin kendisi bile çok önemliydi. Ne oldu da niye hani böyle bir tutum aldı hükümet derseniz, aslında 2013'ten beri niye yasaklandı sorusunun cevabı da aslında aynı dönemde başlıyor. İktidar bu politikaları, yani özellikle de son yıllarda Türkiye'de işte yüksek enflasyon, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve öyle bir düzen kuruldu ki bu ülkede, düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu. Ücret politikasından vergi politikasına kadar milyonların çok ciddi bir biçimde yoksullaştığı, hepimizin alım gücünün düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Böylesi bir süreçte tepkinin, öfkenin, itirazın büyüklüğü de ortada. En son işte 31 Mart yerel seçimlerinde de bunun sonuçlarını gördük. İktidar da bunu yaşadı aslında. Dolayısıyla böylesi bir dönemde özellikle Taksim Meydanı gibi güçlü bir meydanda, anlamı çok büyük olan bu toplum için bir meydanda, 1 Mayıs gibi bir günde milyonların bir araya gelmesi, yüz binlerin bir araya gelmesini istemiyorlar. Ve bu yasakçı tutum, bu ceberrut tutum, bu baskıcı tutumda ısrar ediyorlar. Oysa ki biz günler öncesinde bu görüşmeleri yaptık. Sayın Vali ile İçişleri Bakanı ile artık Türkiye'nin bu yasaktan kurtulması gerektiğini ifade ettik. Ama bu yasak tutumun devam ettiğini de hep birlikte gördük. Ama biz yine de Taksim'den vazgeçmedik. Yani bize bir hafta önce Taksim'de 1 Mayıs yapamazsınız dendiğinde bir başka yerde de 1 Mayıs yapmayı tercih edebilirdik ama bunu yapmadık. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararı çünkü hepimiz açısından bağlayıcı ve buna sahip çıkmak lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına sahip çıkmak, anayasal düzene sahip çıkmaktır dedik. Bunun da bütün toplumda çok büyük kabul yarattığını da gördük aslında. Peki. Ali Bey'in açıklaması, paylaştığı mesajda bir hukuk devleti açısından, yani anayasamızda yazan demokratik bir hukuk devleti olması itibariyle bakıldığında bir mülki amirin kullanmaması gereken ifadeler, yani gözaltına alınan tüm herkesi bugün veya bu süreç bakışının bizlere, hepimize bakışının nasıl olduğunu gösteren bir yaklaşım. Yani peşinen herkesi suçlu ilan eden aslında bir tutum. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunu kabul etmek de mümkün değil. Azam, bizler hep... Kısaca bir sorumuz daha olacak izninizle. Şimdi bu sene geçti. Gelecek yılda yine aynı şekilde Taksim'e çıkma iradeniz veya Taksim'e çıkma amacınız, hedefiniz yine geçerliliğini koruyacak mı? Yine gelecek yıllarda böyle önlemler yine alındıkça yine siz hayır biz yine gideceğiz deyip sonra yolda tekrar böyle olaylar büyümesin falan diye dönecek misiniz? Döner misiniz ya? Taksim'e sahip çıkmak ya da 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız demenin hakikaten simgesel bir anlamı var. Bunun gerekçelerini konuşuyoruz, anlatıyoruz. Aslında bütün Türkiye toplumu biliyor. Fakat aynı zamanda aslında Taksim talebi çok somut, çok gerçek bir talep. Aslında iktidar, AKP hükümeti bugün bizi Taksim konusunda engelleyerek, yani sizi Taksim'e çıkarmayacağım derken emeğe nasıl baktığını da gösterdi. Biz diyoruz ki Taksim emeğe saygının simgesidir aslında bu ülkede. Yani size Taksim'e çıkarmayacağım demek, sizi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edeceğim demektir. Yani bir belirledikleri asgari ücret, şimdi Temmuz'da
güncellemeyeceğiz diyorlar. 17.002 lirayla sizi yıl sonuna kadar yaşamaya mahkum edeceğim demektir. Taksime çıkarmayacağım demek milyonlarca emekliyi 10 bin lirayla yaşamaya mahkum etmek demektir. Taksime çıkarmayacağım demek her türlü işte vergi yükünü işçinin, emekçinin sırtına yüklemekte ısrar edeceğini söylemektir. Taksime çıkarmayacağım demek yarın belki kıdem tazminatına, ki programda yazdılar, el uzatmak demek. Mehmet Şimşek'in, hükümet temsilcilerinin sürekli söylediği enflasyonla mücadele adı altında, kemer sıkma politikaları adı altında bizim yaşam koşullarımızı daha da ağırlaştıracak adımları atmak demek. Yani 1 Mayıs gününden ibaret değil. Taksim Meydanı da sadece bir meydan değil. Dolayısıyla biz bugünü...